Efendim, hepinize merhabalar. Malumunuz ben bir sitede yaşıyorum ve o sitenin çocuk bahçesinden şu anda karşınızdayım. Siz güzel bir pazar sabahında izliyorsunuz. Ben ise şahane bir cumartesi akşamüstü saatinde bu videoyu çekiyorum şu anda. Ortam gayet güzel. Ben de güzel aldım köpeğimi. Önce bir yürüyüş yaptım. Hatta birazdan yürüyüşçileri göreceksiniz arka planda. Kimi aileler de akşam yürüyüşüne çıkmışlar. Biz de Güz'de oturmuş size bu videoyu çekiyoruz gündemi anlatmak için. Şimdi bu son birkaç günün en flash olayı tabii ki Sayın Muharrem İnce'nin Haber Global stüdyosunu canlı yayında terk etmesi hadisesiydi. Ben de oradaydım. Malumunuz oradaydım. Yayında soru soracak gazeteciler arasında bulunuyordum. Ben size şahit olduğumu anlatayım isterseniz. Çünkü çok tevatür var. Öyle mi oldu, böyle mi oldu? Hatta Sayın İsmail Cesur kendisi Cumhurbaşkanı'nın danışmanıymış. Böylece ben de varlığından haberdar oldum. Bana yalancı demiş işte o yayındaki anlattıklarım. Daha doğrusu yayında yaşananlarla ilgili anlattıklarımdan dolayı. Ben hikayeyi bir baştan anlatayım. Ne oldu, ne bitti? Kanaati sizin şefkatli kollarınıza bırakıyorum. Her zaman olduğu gibi siz karar verirsiniz. Şimdi benim 20. saat diye bir programım var Halk TV'de malumunuz. Mustafa Yeneroğlu canlı yayında konuğumdu cuma akşamı. Yayın biter bitmez hemen Haber Global'in gönderdiği araca bindim. Kapının önünden ve jet hızıyla kanala geçtim. Normalde Muharrem İnce yayını saat 20.55'te başlayacaktı. Ben 21.05 gibi yani 5-10 dakika retüelle stüdyoya girdim. Mikrofonumu taktılar filan. Neyse oturttular beni. Tam ben böyle bir soru sorabildim. O sırada işte bu Çavbella provokasyonu konuşuluyordu stüdyoda. Yanımda Nihal Bengüsü Karaca var. Onun yanında da Tuğba Atal var. Haber Global'in Ankara temsilcisi. Programın moderatörü de Senem Ilgaz. Neden programının moderatörü. Biz tam böyle konuşurken önce ben Muharrem Bey'in tam yanında bir monitör var stüdyoda. Stüdyonun tasarımı öyle. Yayın anında ekranda ne olduğunu o monitörden takip edebiliyorsun. Muharrem Bey onu görmüyor ama biz karşısında oturan gazeteciler görüyoruz. Ayasofya'dan görüntüler gelmeye başladı ve kanal Muharrem Bey bir şey anlatırken ekranı ikiye bölüp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vermeye başladı. Sesi yok ama görüntüsü var. Anlaşılan o sırada Senem'e de baskı yapılıyor. Çünkü ben Senem'in gerginleştiğini hissettim stüdyoda ama konu ne anlayamıyorum. Sürekli kulaklığına işte Muharrem Bey'i keselim, Cumhurbaşkanı konuşuyor falan böyle bir şey var. Ve birdenbire gerçekten de Muharrem Bey'in sesi, sözü kesildi. Senem bir şekilde araya girdi. Dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinliyoruz. Dedi ama o pası attı ve yayın başladı ama sonra biz stüdyoda ciddi bir gerginlik yaşadık. Muharrem Bey kaskatı kesildi. Senem inanılmaz derecede gerildi ve sürekli olarak ana kumandaya, rejiye arkadaşlar lütfen kısa keselim bu bağlantıyı. Birkaç dakika içinde stüdyodaki konuğumuza dönelim falan diyor. Meğer olayın başı varmış. Ben o ilk 10 dakikada stüdyoda olmadığım için yayına girmişler normalde gazeteciler ve Muharrem İnce. Tam başlamışlar 5 dakika olmuş. Okçular Vakfı'nın bilmem ne etkinliğinde Cumhurbaşkanı konuşunca yayın kesilmiş ve Cumhurbaşkanı'nın konuşması verilmiş. O sırada Muharrem Bey haklı olarak demiş ki bakın beni bu saatte bu programa çağırıyorsunuz. Eğer benim süremi Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarına ayıracaksanız o zaman ben yani gideyim şimdiden. Onlar da aman efendim olur mu falan demişler. Hatta süre eklemişler. Program 3 saat yapacağız diye 1 saat süre eklemişler falan. Muharrem Bey de ikna olmuş. Stüdyoda kalmış. Şimdi bu konuşmanın üzerine bir kez daha bu sefer Ayasofya'daki etkinliğin konuşması girince Muharrem Bey'in sözü kesilip İnce de tabii haklı olarak çok sinirlendi. Ciddi sinirlendi. Yayın biter bitmez yani Erdoğan'ın konuşması kesilir kesilmez ki Senem o arada yani nasıl tedirgin anlatamam ve mesaj yazmış meğerse Muharrem Bey'e demiş ki birazdan alacağız konuşmayı lütfen rica ediyorum öfkelendiğinizi hissediyorum bir sıkıntı yok süreyi ekleyeceğiz falan diye. Muharrem Bey de okumuş ama hiç sessiz kaldı stüdyoda bir şey demedi ve yayın stüdyoya dönünce Muharrem Bey malumunuz olan o konuşmayı yaptı bütün notlarını topladı ve çekti gitti. Öylece kala kaldık. Çok üzüldü Senem Ilgaz. Çok iyi bir gazetecidir. Değerli bir gazetecidir, meslektaşımdır. Çok da severim kendisini. Selam. Aa Özgür. İnanmıyorum. YouTube videomu çekiyorum. Geleyim mi sonra mı? Şunu bitireyim ben seni bulayım. Ben tur atıyorum şuradan geleyim. İyi hadi. Aa çok güzel. Bak çocuklar oynasın. Hadi oynasın.
Özgür Bolat efendim, bayıldığınız Özgür Bolat. Bak o da şimdi yürüyüşe çıkmış, aynı sitede yaşıyoruz. Şöyle el salla bakayım, yok oradan gözükmedim, biraz daha böyle gel benden. Hadi görüşürüz. Her yerde tanıdıklar. Neyse, Senem Ilgaz'a çok üzüldüm çünkü Senem gerçekten de inanılmaz üzüldü. Yani gözlerine yaş doldu kızın gerçekten de bu olaydan sonra. Fakat Muharrem İnce haklıydı. Bir hatırlamak ister misiniz nasıl gitti? Sonra dönelim. Aynen böyle gitti. Öyle kala kaldık yani. Ben daha bir adet soru sorabilmiştim. Bir sürü de soru hazırlamıştım aslında. Tuğba Atav, Nihal'i tanıyorsunuz zaten, Habertürk'te yazıyor. Onun yanında Tuğba Atav senelerce Show TV'yi yönetmiş, Show Haber'i yönetmiş, Ali Kırca ile çalışmış, değerli bir televizyon gazetecisi. Yani çok üzüldüm bütün meslektaşlarım adına. Muharrem İnce'nin tavrına değil, o meslektaşlarımın o stüdyoda düşürüldüğü duruma. Kimdir bunun sorumlusu? Valla bunun bir tane sorumlusu var. Kimse kusura bakmasın ama o da 17 yıldır, 18 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidar. Medyayı onlar bu hale getirdiler. İsmail Cesur diye bir beyefendi varmış. Kendisi Cumhurbaşkanı'nın danışmanıymış. Ben hiç tanımıyorum kendisini. Twitter'da bana yalancı Özlem Gürses falan diye şahane bir tweet atınca tanışmış oldum kendisiyle. Şimdi olay nasıl oldu ben size anlatayım stüdyoda. Telefonlar geldi ısrarla. Telefonlar gelmiş yani. En azından stüdyoya verilen bilgi bu. Sadece Haber Global'e gelmiyor tabii bu telefonlar. Pek çok medya kuruluşuna geliyor. Birileri arıyor ve neden Cumhurbaşkanı'nı vermiyorsunuz? Bütün aynı anda 35 kanal Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını vermeye başladığında vermeyen bir kanal böyle kabak gibi ortada kalıyor. Dolayısıyla Haber Global'de ciddi bir sıkıntı olmuş ve o yüzden kesmişler yayını ve Erdoğan'a bağlanmışlar. Tabii ortalık birbirine girdi. Yani şimdi İsmail Cesur diyor ki biz kimseyi aramıyoruz, öyle bir şey yok. Vallahi İsmail Beyciğim, siz ne zaman danışman oldunuz Cumhurbaşkanı'na, külliyeye, ben bilmiyorum ama 17-18 yıldır çektiğimizi biz biliyoruz. Beyefendi, gerçekten yani Alo Fatihlerden mi bahsedelim? Bir zamanlar Bahçeli'nin Habertürk ekranında yayınının kesilmesinden, ekrana bile çıkartılmamasından uğradığı ambargoları mı anlatalım? Bugün hala havuz medyasında, gazetelerde Sayın Babacan'ın, Akşener'in, Davutoğlu'nun sanki ölü taklidi yapılıp hiç öyle bir insanlar yokmuş, öyle bir partiler kurulmamış gibi davranılmasından mı bahsedelim? Yoksa aynı anda bütün kağıt gazetelerin aynı kelimelerle aynı manşetleri atmasını mı hatırlatalım? Ya da bazı köşe yazarlarının farklı gazetelerde yine aynı başlıklarla kelimesi kelimesine aynı köşe yazılarını yazmasını mı hatırlatalım? Hangi birini hatırlatalım size? Siz neyin yalanını konuşuyorsunuz? Fahrettin Altun da bir tweet zinciri atmış. Efendim medya harika özgürmüş, kendi hür iradeleriyle karar veriyorlarmış. Allah aşkınıza. Yani bize inanmıyorsanız senelerce ve senelerce Sayın Cumhurbaşkanı'nın basın danışmanlığını yürüten, Anadolu Ajansı'nı yöneten, kendisine çok yakın çalışma arkadaşları olan Akif Bekir'e sorun, Kemal Öztürk'e sorun, onlar size anlatsınlar. Hangi gazeteler PDF'leri gönderip, manşetleri gönderip onay alıyorlardı genel merkezlerden falan. Bunları Allah aşkınıza ne olur, yani komik duruma düşüyorsunuz. Zaman kimin yalancı olduğunu, kimin hangi konuda ne yalanlar söylediğini ortaya çıkartıyor. Mesela Kabataş yalanı diye bir şey vardı değil mi? O yalanı yazmış olan gazeteci arkadaşlarımız bugün neredeler? Bir iki tanesi özür diledi. Sonra devamı sokağa çıkamaz durumdalar. Yani bu yalanları kim üretiyor? Hangi merkezden üretiliyor bunlar? Nasıl servis ediliyor? Bugün hala bazı gazetelerde genel yayın yönetmenlerine rağmen ve onlardan habersiz, köşelerin sansürlendiği, haberlerin sayfalardan çıkartıldığı. Biz biliyoruz ya bunları. Kimi kandırıyorsunuz? Beyefendi. Ya şimdi pazar sabahı güzel bir video olsun dedim, yine olamadı değil mi? Şu notlarıma bir bakayım bakalım. Belki size güzel böyle tatlı tatlı şeyler şey yapmışımdır eminim, hazırlamışımdır. Şöyle bir bakayım. Dolayısıyla hikaye bundan ibaret. Onun için yani bunları kayıt düşmekte fayda var. Bugünler ileride eminim hatırlanacak, yazılacak bunların kitapları, belgeleriyle. Onun için yani birbirimizi kandırmayalım diyorum ben. Bu arada sosyal medyada ince gönüllüleri şeyi de paylaşmaya başladılar. Hemen bir kıyaslama işte, Sayın Kılıçdaroğlu
da bir yayında böyle dakikalarca Erdoğan'ı beklemiş, o hiçbir tepki vermemiş, İnce niye tepki vermiş filan diye. Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programı, buldun mu onu da merak ettim, hatırlayamadım önce öyle bir şey var mıydı diye. Varmış gerçekten de. 2013 yılında Kılıçdaroğlu CNN Türk'teki Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk olmuş ve tam o konuşurken bir süre ekranda Başbakan Erdoğan'ın görüntüsü, arkada da Kılıçdaroğlu'nun sesi, üstelik daha da rezillik. Ve o zamanların Ahmet Hakan'ı yayına bağlanan rejiye çok sert tepki göstermiş. Demiş ki arkadaşlar tamam başbakanı vereceğiz ama acele etmeyin. Ana muhalefet lideri de konuşurken yayını kesmeyelim demiş Ahmet Hakan. Bugünün Ahmet Hakan'ı, bu adını saydığım çok sakıncalı yeni siyasi parti genel başkanlarını yayına bile çıkartamıyor maalesef. Normal mecranda izlememiz gerekiyor. Dikkatli bir şekilde izlememiz gerekiyor. Biz, bakın biz neye itiraz ediyoruz? Bu arada başbakan çıktı. Evet. Neden yolsuzluğun örtülmesini sağlıyorsunuz diye. Bizim itiraz noktamız o. Yoksa biz başka... Kendi içinde devlet mekanizması çalışırsa bir sorunumuz yok. Peki, çok teşekkürler. Arkadaşlar acele etmeyin, tamam vereceğiz. Başbakan tamam hani, ama ana muhalefet lideri konuşurken de şey yapmayalım. İzin verir misiniz efendim? Tabii. Dinleyelim beraber. Tabii. Yeni sıcak bir gelişme. Tabii. Mevcut gelişmeler nedeniyle. Yani 2013 ile 2020 arasında o 7 yılda bile gördüğünüz gibi aslında neler olmuş neler memlekette. Gene geçmişten bir video izleteceğim size. Bir izleyin bakalım, bu beyefendiyi tanıyacak mısınız? Aynen öyle. Kendisi bugünün Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy. Bir tatilde, yani kaç sene önce bilmiyorum ama gene herhalde bir 3-5 senesi var. Bir arkadaş grubuyla kendi oteli midir artık biliyorsunuz, turizm tesisleri var kendisinin. Nerededir bilmiyorum. Böyle eğleniyor. Aman efendim, Ekşi Sözlük'te falan paylaşılmış, gündem olmuş işte şey, Turizm Bakanı içki mi içiyor, işte prosunu mu üflüyor? Ne kadar komiksiniz ya. İçki de içer, prosunu da içer. Ne var bunda ya? İnsanlar yani nasıl yaşadıklarını, hem de yani bilmem kaç sene öncesinin görüntüleriyle, onun da mı hesabını verecekler? Kaldı ki bir, videoda içki yok. Yani varsa da bakan içmiyor. Bir daha seyredin. Bakın şurada oynuyor. Yok öyle bir şey. İkincisi yani geçmişten bir video ve iyi ki de kabinede bir bakan böyle eğlenebiliyor bana sorarsanız ve gülebiliyor. Turizm Bakanı'nın da biraz böyle olması gerekir. Bana sorarsanız bütün bakanların ve Türkiye'yi yöneten bütün siyasi erkin böyle olması gerekir. Yani şu hale bak ya, hepimiz kas katı kesildik, şiştik. Bildiğin şiştik. Ha, Turizm Bakanı'nı başka konularda eleştireceğiniz 1000 tane konu olabilir. Onları konuşalım. Ama bunun üzerinden yapılan bir eleştiri komik. Sadece komik. Eğer geçmişteki fotoğraflardan mesela birilerini eleştireceksek Burhan Kuzu'ya ne dersiniz? Hani size anlatmıştım, bir tane Ağar abla vardı. Hanım Ağa Güniz Akkuş. Bu böyle Sedat Peker'e, Sedat Peker'eydi galiba değil mi? Evet, böyle bebek bezleri falan, o çeşit videolar çekiyor falan. Bir gözaltına aldılar, bir serbest bıraktılar. Meğer kendisi ya çok önemli bir insanmış yani. Sizden benden daha önemliymiş ki mecliste ağırlanmış. Yemin ediyorum, hem de Burhan Kuzu tarafından. Buyurun işte, Hakan gösteriyor size görüntüleri, fotoğrafları. Burhan Kuzu kendisi de söylüyor zaten. Yani aklım durdu. Ne diyeyim? Şu medya meselesini bir bomba haberle bitirelim isterseniz, o parantezi bu videonun içindeki. Yılmaz Özdil biliyorsunuz Tele1 ekranlarında bir programa katıldı ve kendisine bundan bir süre önce havuz medyası anılan medya gruplarından birinin 5 milyon dolar teklifte bulunduğunu söyledi. Transfer. Ortalık karıştı, bütün köpekler bir araya girince. Evet, Yılmaz Özdil 5 milyon dolar transfer teklifi aldığını anlattı. Bugün bir medya sitesinde de bu teklifi yapan grubun Demirören ailesi ve Demirören medyası olduğu açıklandı. Vallahi kimse yalanlamadı şu ana kadar. Onu da söyleyeyim yani. Bayağı bomba bir haberdir bu. Gelelim biraz da siyasetin gündemine. Biliyorsunuz bu Çavbella provokasyonu ile ilgili gözaltına aldıkları Banu Özdemir diye genç bir arkadaşımız vardı İzmir'de. Nihayet
serbest bırakıldı. Peki provokasyonu yapan kim? O hala piyasada yok. Ya niye bulamıyorsunuz? Bu kadar zor mu? Diyanet genelge yayınlamış. İşte ezan sistemini öyle yapmayacaklarmış da böyle yapacaklarmış. Antalya'daki müftülük önlemler almış falan filan. Aklınız neredeydi bugüne kadar? Ayrıca bu provokasyonu kim yaptı? Kim? Kim girmiş bu mikrofon hoparlör sistemine de bu şarkıları çalmış? Bir bulun ya. Bak Soylu şeyi buldu. Hrant Dink Vakfı'nın mail adresleri üzerinden Dink ailesine iğrenç tehdit mesajları yazan insanlar vardı. Bir kilisenin çanını kıran, haçını kıran insanlar vardı. O provokatörler bulundu. 24 saat geçmeden bulundu. Süleyman Soylu dedi ki bulduk işte biz her provokatör. Buyurun. Bunu niye bulmuyorsunuz? Valla bilmiyorum ama ortalıkta bir zaman zaman ısıtılıp yükseltilen bir tansiyon var. Murat Yetkin'in yazısında okudum. Diyor ki eski Ergenekon, 2013'teki Ergenekon psikolojisine, o Ergenekon süreçlerinin başladığı günlere, o gerginliğe geri döndük diyor. Çok doğru, ben uzun zamandır söylüyorum. Gezi psikolojisine, Gezi'nin patlak verdiği o psikolojiye geri döndük diye. Ya hatta provokasyonlar bile benziyor. O zaman da camide içki içtiler demişlerdi. Hala o videoları servis etmeye devam ediyorlar. Utanmadan o müezzin bunu yalanladı. Diyanete dava açtı. Adamı sürdüler. Adam piyasada yok. Sırra kadem bastı. Her yerde müezzini arıyorum bir röportaj yapmak için. Yok adam, yok. Yok. Fuat Yıldırım diye ahlaklı bir adam. Yok piyasada adam. Nerede o müezzin? Bilen duyan varsa yerini bu videoyu seyredenler Allah aşkına yazın bana ya. Valla ulaşmaya çalışıyorum kendisine. Yani bir gerginlik ortamı var sürekli yükseltilen. Önceki günde Sözcü'de gene çok bayıldığım kadın meslektaşım Çiğdem Toker yazmıştı. Bir ihale yapmış İçişleri Bakanlığı. Çok anormal rakamlar ama yani. Enteresan bir ihale. Şuradan ayrıntısını size okumaya çalışayım. Ya görmüşsünüzdür mutlaka. 2-3 gün önce yazdı Çiğdem ama tabii herkes köşe yazısı okumadığı için. 1 milyon adet plastik mermi. İhale bu. İnanılmaz bir şey. 40 bin adet bekçi montu. 40 bin adet bekçi parkası. 5 bin adet el bombası. 250 bin adet fişek. 10 bin adet sis havanı. Böyle acayip bir şey yani. 10 bin adet gösteri el bombası. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Yani bu bütün bu ekipman, bu ihale nedir anlamak mümkün değil. Yani umarım yine o gene o tatsız, gergin milletin birbirini yediği o günlere geri dönmeyiz. Ne diyeyim? Başka da bir şey diyemiyorum. Tam da şu saatlerde gene önüme düşen bir son dakika haberi gene Demirören medyası. Bütün kağıt gazeteleri kapattılar. Hepsini dijitale çevirdiler. Bomba değil mi? Yani artık Hürriyet, Milliyet ve Posta sadece internet sitesi üzerinden okunacak. Kağıt gazete basmayacaklar. Hep söylüyorum size medyada çok çok enteresan gelişmeler olacak diye. Ben Sözcü'den de aynı kararı bekliyorum. Bu işi ilk Habertürk başlatmıştı. Finanse edemiyorlar. İnsanlar kağıttan okumuyor. Bir şey oluyor. Medyada devrim niteliğinde bir şey oluyor. İşte sizler bizi YouTube'da izliyorsunuz. Ve yeni seçmen, yeni gençler, 2000 doğumlular artık böyle kağıt gazete falan okumuyorlar. Biz dersimizi aldık medya mensupları olarak ve kendimizi dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunun için emek sarf ediyoruz. Siyasetçiler de umarım derslerini alırlar. Çünkü bu kafalarla, bu yaklaşımlarla, bu saçma sapan hamaset politikalarıyla yeni seçmene, genç seçmene kendilerini anlatmalarına imkan yok. Yani onların taleplerini, beklentilerini karşılamalarına da imkan yok. Ben hep söylüyorum, yeni kuşağın siyasi temsilcileri Türkiye'de belirli olacak. Babacan gibi, Demirtaş gibi çıktıktan sonra böyle genç siyasetçiler, bilemiyorum belki Özgür Özel, bilemiyorum yani böyle bir kuşak değişimi olacak siyasette, kesin, o net. Efendim tekrar bakalım son olarak ne notlarım var. Amerika'da olup bitenler, en son da onları anlatayım isterseniz size. Valla korkunç şeyler olmaya devam ediyor maalesef Amerika'da, Minneapolis'te. George Floyd'un ölümüne yol açan ve dün tutuklanan bir polis memuru vardı. Derek Chauvin. Derek Chauvin'i eşi boşamaya karar vermiş. Ben hep söylüyorum size, kadınlar cesur cesur, kadınlar çok başka, kadınlar vicdanlı. Derek Chauvin, kadın hemen boşanma kararı almış ve mahkemeye başvurmuş. Yani 10 numara hareket. Ve
gene bakın kadınlardan iki örnek vereceğim. Bir tanesi New York'ta bir kadın polis protestocuları yatıştırmaya çalışıyor ve onlara yardımcı oluyor. Asla gözaltına falan almadığı gibi onları haklı bulduğunu söylüyor. İşte videoya bakın. Was my people face to face with this crowd, and everybody's thinking, how can we use force and defuse it? And I'm not having that. I'm not having that. We're here peaceful. You have a right to be upset and scared and to want to yell. And we're going to have everybody can do what they need to do, and we're going to do it safely. What did he say? Ve yine New York'ta, bu sefer de siyahi bir şoför otobüsü sürmüyor. Sırf protestocuları korumak adına. Yani böyle bir dayanışma içindeler. Yani dünyanın her yerinde iyi kalpli, vicdanlı, ahlaklı, erdemli insanlar var. Allah'tan. Onlar sayesinde zaten gezegen dönüyor. Ve Ian Wright, kendisi İngiltere'nin efsane futbolcularından biri. Arsenal'de oynamış uzun yıllar. Ve yorulduk artık diye tweetler paylaştı. Ve Instagram sayfasında da kendisine yönelen, direkt mesajdan gelen ırkçı paylaşımları ifşa etti. Düzelecek bu işler. Başka yolu yok arkadaşlar. Yani genç kuşak, yeni kuşak bambaşka bir dünya istiyor. Ve bizim kuşak gerçekten de sorumluluklarını yerine getiremedi. Dilerim onlara daha iyi bir dünya bırakabiliriz. Öyle işte. Bu pazar günü daha fazla canınızı sıkmayayım. Salı sabahı saat 10'da yine bomba haberlerle, haftanın en flash gelişmeleriyle karşınızda olacağım. Beni izlemeye devam edin. Abone olun, yorum yazın. Mutlu pazarlar.